Merhaba değerli dostlar. Hakikaten yoğun bir hafta geçirdik. Gerçekten çok güzel müşterilerimiz vardı. Çok güzel yerler sattık. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Belki son 2 günde videolarım az az gelmeye başladı. O da iş yoğunluğundan dolayı. Havada biraz rüzgarlı. Bugün size 400 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil 5 yatak odalı, ayrı mutfak, bir salon, geniş havuzlu, özel otoparklı, hakikaten mükemmel bir villa sunumu için geldim. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim şu anda dışarıyı gösteriyor. Bahçe duvarının ön kısmını komple patlak taşlarına yapmış. Otoparkımız hemen karşıda. Biz yaya giriş kapısından içeriye doğru geçelim. Yaya giriş kapısını gördüğünüz üzere son derece dekoratif, güzel bir şekilde yapmışlar. Gördüğünüz üzere burada kameralı diyafonumuz da mevcut değerli arkadaşlar. Akıllı sistemle yapılmış. Gerçekten güzel, mükemmel bir ev. Yani benim evim olsun, geniş olsun, tek başına, müstakil olsun derseniz tam da aradığınız bir ev değerli arkadaşlar. Ön tarafta yaklaşık 25 metrekare yüzme havuzumuz mevcut. Savaklı sistemle yapılmış. Denge deposu ve motor dairesi burada. Şimdi tam bağımsız olması açısından sizlere etraflıca dolaşmak istiyorum. Ön tarafta gördüğünüz üzere geniş bir veranda alanımız var. Otopark kapımızın girişi şurada değerli arkadaşlar. Alüminyum panjurla yapılmış. Elimi tutuyorum. Rüzgar var değerli arkadaşlar. Rüzgar gerçekten çok fazla. Bahçe aydınlatması için de çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Burada bir barbekü alanımız var. Tezgahımız mevcut. Tabi teletuvar kısmına baktığımız zaman 120-60 güzel seramikler döşenmiş. Porselen seramik. Bahçe peyzajı gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bahçenin hem dışı hem içi, yani bahçe duvarlarının hem dışı hem içi komple doğal taş dediğimiz patlak taşlarla yapılmış. Binanın birinci katı da komple bu şekilde dizayn edilmiş. Geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Geniş bahçeli. Hemen şurada merdiven altı, yani merdiven kovanı dediğimiz alanda bir kiler alanımız var. Şu bahçeyi bellemek için işte peyzajını, çim makinesini vesaire burada stoklayabilirsiniz. Bahçe duvarını yeterince yüksek yapmış, yetmemiş. Üzerine de kare korkuluklardan güzel bir korkuluk yapmış. Tamamen istenilirse burayı çim çitlerinden de çevirip tamamen izole bir şekilde olabilirsiniz. Yola cepheyiz değerli arkadaşlar. 5+1 ayrı mutfaktan bahsediyoruz. Şu anda çelik kapının girişindeyiz. Zaten size detaylı bir şekilde gösterdim. Hem garaj kapısını hem yaya giriş kapısını. Şimdi çelik kapıdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde geniş, ferah, güzel bir koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Antresit rengini andıracak güzel seramiklerle kaplamış. Tabi burada hem aynalı hem de lake malzemeden güzel bir vestiyer alanı düşünülmüş. Gerçekten güzel. Koridor kısmına baktığımız zaman spot lambaları gerçekten güzel olmuş. Tabi biz salona geçmeden gördüğünüz üzere koridor devam ediyor. Hemen burada bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Genişçe bir banyo. 120'ye 120 şeffaf temper camla yapılmış. İçerisinde siyah karolaj konulmuş. Güzel bir duşa kabin. Çamaşır makinesi buraya düşünülmüş. Klozet alanı, çift açılımlı vastas pencere, Hilton dolabı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Banyo penceresine bile panjur sistemini koydu. Şu anda kumandaya bastım. Panjuru kapandı gördüğünüz üzere. Seramik evyemiz, aynamız, çok amaçlı, çok kullanışlı bir dolabımız da mevcut. Şimdi banyoyu tanıttıktan sonra ayrı mutfak demiştim. Tamamen bağımsız, tamamen özel bir mutfak. Çok geniş bir mutfak değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabii yarım at kapakları, yani mutfak dolabın gövdesini yarım at şeklinde lake malzeme değil de kaplama yapmış. Gayet de güzel olmuş. Buraya buzdolabı yeri düşünülmüş. Fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, boydan boya çimstone tezgahımız mevcut. Siyah granit evyemiz mevcut. Devam ediyoruz. Burada set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz mevcut. Tabii mutfağın içerisinde otururken havuzu seyredebiliyorsunuz. Mutfaktan, yani sürgülü kapıdan veranda alanına çıkışınız var. Aynı zamanda tek kanatlı bir kapımız daha mevcut. Tabii mutfağın içerisinde de priz, anahtar şeyleri, yani televizyon sistemi, telefon sistemini kurmuş. Kalorifer sistemlerimiz zaten mevcut. Artık yeni binalarda hemen hemen hepsinde bunlar mevcut. Tabii dedim de doğalgaz olmadığı için burada da arkadaşımız ne yapmış? Isı pompasının yerini buraya düşünülmüş. Yani tamamen kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Altyapısı tamam, yola cephe. Gerçekten güzel bir mahalle. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Salona geçmeden giriş katta güzel bir yatak odası var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 60'a 120 gene
antresit rengini andıracak, porselen seramik döşemiş, yatak başlarını bavyen şeklinde düşünülmüş. Tabi spotlar, led ışıklar, ortadaki avize hakikaten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi alt katımız bitmedi, hemen burada da çift panelli salona giriş kapımız var. Salonun içerisine girdiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir salona sahibiz. İki tane sabit cam kullanılmış, ışık aydınlatma açısından veranda alanına çıkış için sürgülü kapı vermiş. Hemen şuraya da altını sabit, üstü çift açılma olmak üzere güzel ışık aydınlatma için güzel düşünülmüş. Televizyon sistemi, anten sistemini iki tarafa düşünmüş. Birisi burası, biri de Sinan kardeşimin tam karşısında. Güzel bir, yani istediğiniz yere dizayn edebilirsiniz. Tabi binanın dört cephesinde kamera güvenlik sistemlerimiz mevcut. Kabloları çekilmiş, altyapısı tamamen hazır. Burada da kamera kayıt sistemleri yapıyorsunuz. Tabi spot ışıkları yoğun bir şekilde kullanmış. Bir tek eleştirim var. Mavimsi renk kullanmayacaktı. Normalde hani değiştirebilirsiniz. Çok ucuz bir şey. Burayı beyaza çevirebilirsiniz. Güzel olur. Ortadaki avize de eksik. Bunlar tabi yapılması gereken şeyler, yapılacak da. Değerli arkadaşlar, alt katımızı tamamladık. Gerek bahçesini, gerek yüzme havuzunu, gerek otoparkını, her tarafını gezdik, dolaştık. Alt katı, salon, mutfak, banyo, yatak odasını gösterdikten sonra şimdi üst kata çıkacağız değerli dostlar. Üst kata çıkarken gördüğünüz üzere gene beyaz granit basamaklarımız yapılmış. Antresit renginde korkuluklarımız mevcut değerli arkadaşlar. Sensörlü spot lambalarımız var. Aynı zamanda merdiveni aydınlatmak için güzel bir pencere alanımız mevcut. Tabii çok da güzel olmuş diye düşünüyorum. Yukarıya çıktığımızda geniş bir koridor alanımız var. Geniş bir koridor alanımız var değerli dostlar. Hemen ne yapıyoruz? İkinci yatak odasına geçiyoruz. Yatak odalarımız hemen hemen birbirine kopyası gibi. Tabii en ufak çocuk odasından bahsediyorum. Bavyer şeklinde düşünülmüş gördüğünüz üzere. LED ışıklar spotlarımız mevcut. Hemen ampullerimizi de yakalım. Şöyle gördüğünüz üzere gayet güzel. Yatak odasının önünde de güzel bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. Yani ikinci yatak odamız bu şekilde. Üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde gene mavi LED ışıklar, spotlar, ortadaki avize, vavye şeklinde düşünülmüş böyle şey. Fransız balkon koymuş buraya. Tabii burada ebeveyn banyomuz da mevcut değerli arkadaşlar. Hemen şöyle Sinan kardeşim göstersin sizlere. Gördüğünüz üzere duş yerimiz mevcut. Tabii kabin koymamış, klozet, Hilton dolabı mevcut. Üçüncü yatak odamızı tanıttıktan sonra daha genel banyoya gitmeden hemen dördüncü yatak odasına gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi 5 artı 1 değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasının içerisindeyiz. Bu yatak odamız da ebeveyn banyolu değerli dostlar. Hemen lambalarımızı yakalım. Gördüğünüz üzere gayet güzel, kaliteli bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii ön cepheye bakan bir şekilde bir balkona çıkışımız var. Burada da altı sabit, üstü çift açılımlı olmak üzere hakikaten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ebeveyn banyo, yani ikinci ebeveyn banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Aynı yan tarafta gösterdiğimiz banyonun aynısı. Gördüğünüz üzere klozet, Hilton dolabı ve duş fiskiyesi mevcut değerli dostlar. Gayet kullanışlı, güzel bir evden bahsediyoruz. Tabii o kadar çok ışıklandırma sistemi var ki lambayı ben girerken yakmamıştım. Şimdi yakıyorum. Koridor aydınlatması için de çok güzel LED ışıklar, spotlar, ortadaki avize gayet güzel. Beşinci yatak odasına girmeden değerli arkadaşlar. Beşinci yatak odasına girmeden burada hemen bir genel banyomuz mevcut. Yani ikinci genel banyo. İki tane ebeveyn banyo olmak üzere iki tane de genel banyomuz var. Gördüğünüz üzere duşakabinimiz mevcut. Çift açılımlı vasıtası penceremiz. Klozet alanımız. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarımız mevcut. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi ufak tefek eksikleri var. Temizliği yapılmamış. Temizliği yapıldıktan sonra daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Değerli dostlar, beşinci yatak odasının içerisindeyiz. Beşinci yatak odasının içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere burada altı sabit, üstü çift açılımlı güzel bir pencere koymuş. Burada bir Fransız balkonumuz var. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gardırobu buraya koyacak şekilde. Buradan da genişçe güzel bir balkon alanımız var. Binanın birinci katı ve balkon işleri komple doğal taş dediğimiz patlak taşlarla dizayn edilmiş değerli arkadaşlar. Aydın, Didim, Hisar mahallesindeyiz. Altınkum plajına 4 kilometre mesafedeyiz. Mavişehir plajına 2 kilometre mesafedeyiz. Oturmuş bir mahalledeyiz. Değerli arkadaşlar, 400 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil 5 yatak odalı,
bir salon, ayrı mutfak, iki genel banyo, iki ebeveyn banyo olmak üzere değerli arkadaşlar. Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, geniş bahçeli, güzel bir villa sunumu için geldik. Bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatını merak ediyorsanız değerli arkadaşlar, bu güzel evimizin fiyatı 7 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk lirası. Bunu söylerken belki içinizde hani kızıyorsunuz, belki bir şeyler diyorsunuz. Malumunuz. 2 milyon 500 bin liraya da evi tanıtıyoruz. 3 milyona da evi tanıtıyoruz. Tabii konum, lokasyon farklıdır. Bir de insanlar bu fiyatları istiyor. Biz de elçiyiz. Elçiyle zeval olmaz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi biz Didim'i sizler için tanıtıyoruz. Adeta sizin evinize kadar getiriyoruz. Miraç Emlak olarak biz çalışmamızı sürdüreceğiz. Didim'i size tanıtacağız. Değerli arkadaşlar, fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 7 milyon Türk lirası. Pazarlığa açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.